Cem Küçük'ün canlı yayınında kulis bilgisini açıkladı. En düşük emekli maaşı bu rakama çıkartılacak. Sunucu Cem Küçük'ün canlı yayınında kulis bilgisini açıkladı. Milyonlarca emeklinin maaşı bu rakama çıkartılacak. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin zam oranları belirlendi. Önümüzdeki hafta zamlı maaşlar hesaplarına yatırılmaya başlanacak özellikle 10.000 TL'nin altında maaş alan emekliler için yeni düzenlemeler yapılması planlanıyor Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi tarafından hazırlık çalışmaları sürdürülüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kararı bekleniyor Bu düzenleme için gerekli yasal düzenlemelerin mecliste ele alındığı ve kesin rakamların belirlenecek Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %24,73, memur ve diğer emeklilere ise %19,31 oranında azami zam yapılacak. Sam mesaisi devam ederken önemli kulis bilgisi, Cem Küçük'ün sunduğu programın canlı yayınında geldi. TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik ve Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, canlı yayında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı. Atik, Bakanlar Kurulu'nda konuşulan üç seçenekli formülün masada olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bu konuyla alakalı bir sunum hazırlarken, en düşük emekli maaşına artış planlandığını ifade etti bu konuda bakanlar kurula bir sunum yaptılar ve orada üç seçenekli bir plan sunulduğunu söyledi. En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin Türk lirası ve son yüzde 25 lik zamdan 1.8 milyon kişi bu zamma rağmen 10 bin Türk lirası almaya devam edecek toplumdaki bu isyan sonrası hükümet bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Fatih Atik, 10 bin Türk lirası alan 4 milyon emekli için en düşük maaşın 12 bin 500 Türk lirası olması için hesaplandığını ikinci alternatif 13 bin, üçüncü alternatif ise 13 bin 500 Türk lirası olarak konuşulduğunu dile getirdi. Ömer Çelik'ten maaş açıklaması Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, emekliye zam meselesi ile ilgili açıklama yaptı. Çelik açıklamasında şunları söyledi. Emekli konusunda çalışılıyor, çalışma devam ediyor. Bugün yarın da devam edecek. Ama bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı, şu zaman yetişir gibi değerlendirme yapılması söz konusu değildir. Orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz.